Herkese selamlar, merhabalar. İsviçre'den Emrah kanalına hepiniz hoş geldiniz. Havalar artık iyice soğumaya başladı. Yakın zamanda böyle kar yağarken falan videolarımı göreceksiniz büyük bir ihtimalle. Şu anda ben nereye gidiyorum? Şu anda telefon fiyatlarını size göstermek için evden çıktım. Yaklaşık bir 100-150 metrelik bir mesafede alışveriş merkezi gibi bir yer var ve onun içinde İsviçre'nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Sunrise'da telefonları sizlere göstereceğim. Neden? Biliyorsunuz ki yurt dışından Türkiye'ye telefon getirmek, Türkiye'de telefon almaktan daha uyguna geliyor maddi anlamda. Tabii bunun için bir harç ödemek gerekiyordu. 170 liralık bir harç ödenmesi söz konusuydu ki buna zam geldi. Gelen zam sonrasında 500 TL'ye yükseldi. Peki bu zam sonrasında hala da yurt dışından Türkiye'ye telefon getirmek mantıklı bir davranış mı? Şimdi sizlerle birlikte bunu göreceğiz. Telefon fiyatlarına bakacağız. Bu gittiğim yerde çok fazla telefon çeşidi yok aslında. Daha çok insanların tercih etmiş olduğu modeller mevcut. Nedir bunlar? İşte iPhone, Samsung, onun dışında Huawei modelleri mevcut. Dediğim gibi hepsini şimdi size teker teker göstereceğim. Ve siz de değerlendirme yapacaksınız. Sizden ricam şu ki Türkiye'deki satış fiyatlarıyla buradaki satış fiyatlarını karşılaştırın. Ve üzerine harç bedeli olan 500 TL'yi ekleyin. Hala da, bu arada araba çok geçiyor, hala da yurt dışından Türkiye'ye telefon getirmek mantıklı mı değil mi? Hep birlikte yorumlar kısmında bunu tartışalım. Hadi bakalım. Şu anda az önce söylediğim gibi Sunrise'a gelmiş bulunmaktayım ve içeriye gireceğiz. Hep birlikte telefonlara bakacağız. Yavaş yavaş ilerleyelim ve ben sizlere iPhone'lardan fiyatlarını göstermeye başlayayım. İlk olarak size göstereceğim telefon iPhone XS Max arkadaşlar. XS Max 64 GB ve bunun satış bedeli İsviçre'de 1297 İsviçre frankı. Hemen onun yanında iPhone XS 64 GB'lık modeli var. iPhone XS 64 GB'ın da satış bedeli gördüğünüz gibi 1195 İsviçre frankı. Onun hemen yanında Apple iPhone XR 128 GB var. Bunun da satış bedeli gördüğünüz gibi 949 İsviçre frankı. iPhone 8'ler var. iPhone 8'lerin satış bedeli ise 64 GB'lık iPhone 8 ve satış bedeli 697 İsviçre frankı. Hemen yanında Samsung'un Galaxy S9 Plus'ı var. Bunun satış bedeli de Galaxy S9 Plus'ın satış bedeli de 847 İsviçre frankı arkadaşlar. Samsung Galaxy S9'lar var. Bu Plus değil, S9. Bunun satış bedeli ise gördüğünüz gibi 697 İsviçre frankı ve Note 9'lar, Samsung'un Galaxy Note 9 modellerinin satış bedelleri ise 1075 İsviçre frankı. Ya Türkiye'de bunlar ne kadar, nedir ne değildir bilmiyorum. Artık bunları siz yorumlara yazacaksınız ve karşılaştırmasını birlikte yapacağız. Hemen şöyle arka tarafta Huawei modelleri var, Samsung'lar var. Onları da göstereyim sizlere. Karşı taraftaki rayona geldiğimizde de burada Galaxy S8 görüyoruz. Bir adet. Hemen yanında da Galaxy A8 görüyoruz. Bunların fiyatlarına gelirsek Galaxy S8'in satış fiyatı 397 İsviçre frankı. A8'in satış fiyatı ise o da aynı. O da 397 İsviçre frankı. Bunlar arasındaki fark aslında şöyle bakıldığında bunun yanları ekran daha geniş gözüküyor. Bunda çerçeve mevcut. Buna rağmen aynı zamanda çıkmalarına rağmen fiyatları aynı. Ama ben olsam S8'i tercih ederim. Çünkü 64 GB 397 İsviçre frankı. Ve burada Huawei Mate 20 Pro ile Huawei P20 Pro var. Bunların arasındaki fark da öğrendiğim kadarıyla bu daha yeni çıkmış. En yenisi Mate 20 Pro'ymuş. Mate 20 Pro'nun da satış bedeli gördüğünüz gibi 997 İsviçre frankı iken bir eski modelinin satış fiyatı da 799 İsviçre frankına veriliyor. Burada telefon modelleri bu kadar. Sanırım burada sipariş üzerine geliyor değil mi? Okey. Burada siparişi veriyorsunuz. Siparişi verdikten sonra size telefon geliyor. İnsanların daha çok kullanmış olduğu modeller burada mevcut. Ben size bunları göstermeye çalıştım. Gösterdim de fiyatlarını da gösterdim. Sizler de artık yorumlar kısmında Türkiye'deki satış fiyatlarını yazarsınız. Biz de buradaki satış fiyatları ile Türkiye'deki satış fiyatlarının kıyaslamasını yaparız. Hala da yurt dışından Türkiye'ye telefon getirmek mantıklı mı değil mi? Bunun kararını hep birlikte veririz. Annecanlar, babacanlar, ablacanlar, öpüyorum sizleri. İsviçre'den Emrah kanalını takip etmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.